Geliyor. Hazır mısın? Evet. Hoppa. Oh. Allah. Ana. Evet, merhaba. Tele neydi bu? Tele frikik. Yok, tele seyirci. Oğlum bu kamera düşerse alamam ha. Aa, biri şeylerini düşürmüş. Aa, eldiven düşmüş bak. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Sırtımda çanta biraz garip oldu ya. Bunu çıkartayım da. Bir anons alacağım. Her zaman olduğu gibi alamadım. Nasıl? Teşekkür ederim. Trende olmak nasıl bir duygu? Evet, videomuz trende gir. Gerçi bu videoyu izlediğinizde bu videoyu izleyenler trende giren videoyu gördüklerini aşağıda yorum olarak beğensinler. Şu anda Erzurum'dayız. Erzurum Palandöken'deyiz. Arkamda gördüğünüz efsane manzara, görüyor musunuz bilmiyorum. Burada Koç Spor Fest'in etkinliği için geldik. Burada grafiti yapacağım. Efsane bir soğuk var. Her zaman olduğu gibi. Yani bundan önceki videolarımın geneli soğuk. Ama eldivenimiz var. Çok kolum ağrıdı. Bir de korkuyorum valla. Düşecek diye korkuyorum gerçekten ya. Bir inelim biz. Size ben manzara falan çekeyim. Anlatmak istediğim şu. Erzurum Palandöken'deyiz. Koç Spor Fest etkinliği için geldik. Burada snowboard yarışları oluyor. Ama inanılmaz keyifli. Keşke yapabilsem dediğim snowboard'tur bu arada. Çok isterim. Aa, kırmızı nokta. Tikireyim mi? Şaka şaka. Öyle şeyler yapmam ben. Evet. Pis insan değiliz. Bu arada anons alacaktım sadece. Bu izlediğiniz anons belki 1 dakika ama 4 dakikadır boş konuşuyorum. Niye böyle boş konuşuyorum? Lan! Stetos standında şampiyonu için özel grafiti çalışmasını yapıyor. Aynı zamanda sizlerle beraber workshop gerçekleştirecek ve bugüne özel Doğukan Oraklı ile beraber Koç Spor için çok özel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Havalı, ne yapıyorsun? Üşüdün mü? Parmak uçlarım dondu. Parmak uçlarım. Bayağı soğuk. Dayanamayıp içeri girdik. Biraz ısınmamız gerekiyor. Bizim burada oturacak yerimiz yok. Nereye oturacağız? Odaya girmek zorunda kaldım. Bayağı rüzgarlı bir hava. Boyadığım için çok fazla yoruldum. Rüzgar psikolojik olarak insanı çok fazla yoruyor. Ellerim biraz sakinleşmesi gerekiyordu. Biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra kara grafiti yapmayla alakalı bir fikrim var. Şöyle bir engel olabilir. Birincisi, kar sıkı olması lazım. Çünkü sprey boya basınçlı olduğu için karı püskürtüyor ve dağılmasına sebep oluyor. O yüzden ama gerçekten bu havada, bu soğukta, hazır güneş de varken sıkılaşır diye umut ediyorum. Olmasa da yapacak bir şey yok. Bakalım.
Şu an DM'leri okurken Instagram'da Zeynep'e bir arkadaşımız DM atmış. Ailemizin fertlerinden biri. Şu an bizi ziyarete gelmiş. Biz de onun yanına gidiyoruz. Şu an gördüm onu. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Şu an kamera oynuyormuş değil mi? Onu geri alıyorum kayıttan sonra. Kayıttan sonra beni döverek yollayacağım. Hayır be. Babası asker olduğu için buraya tayin, değil mi? Doğru. Evet. Tayin çıkmış. O yüzden kendisi şu an burada. İyi ki de tayin çıkmış bak. Evet. Tayin çıktığı için böyle birkaç sevdiğim kişiyle görüşmüş olabildim. Evet. Süper. İyi, o zaman biz azıcık sohbet edelim. Yanında Doğukan abi var. Bugün Ziraat Fiti yapıyoruz demek isterdim ama hava çok soğuk, bir şey yapamıyoruz. Beni ziyarete gelmişler sağ olsunlar. Bundan önce Eda vardı. Eda'dan sonra sohbet, muhabbet, keyif harik takılacağız. Bu arada bu soğukta yanıma geldiyseniz ben bir şey demiyorum. Vallahi gözüme teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce iki tane daha misafirimiz geldi. Ailemizin bireyleri gittikçe artıyor. Erzurum'u fark edip basmaya başladılar bu. Ne yapıyor? Selam arkadaşlar. Evet, bu da bayağı organize olduk bayağı. Evet. Biz sohbet etmeye devam edelim. Siz de video izlemeye devam edin. Seviyorsunuz. The way that things have been, oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea, oh. Right on my poems, for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heart. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. En merak ettiğim şey, ilk izlediğim videon hangisi? BMF Oyla mı bir video çekmiştim. Tunç abiyle. Tamam. Tunç abiyle. Sonra da daha da eskilere gittim. Ateş yapmıştım. Onu Antalya mı? Antalya. Tamam. Sen ne izledin? Abi başın sağ olsun abi. Annene yaptım. Sağ ol. Allah razı olsun. Ofise grafiti yapmıştım. Önceden beri izliyorum. Sen? Drone.
Oğlum yer o en kötüsü ya. Kızla konuşuyoruz gidelim mi diye. Diye diye. Drone üzdü şu an. Drone'a düşen YouTuber mı dedi. Adım öyle kalıyor. Drone düşen YouTuber. Böyle yolda gör. Aa sen drone düşürmüşsün ha falan diyorlar. İşte biz de o muhabbetten geldik yanına. Al. Okey. Teşekkür ederim tekrar geldiniz. Sağ olun. Böyle. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my love, my God, they and my poems were the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Doğukan Mançoğlu olan hikayeyi şimdi anlatacağım size. Önce bir oturayım. Kameranın şarjı bitti. Şuradan bir şey çekecektim, alt tarafı kameranın şarjı bitti. Rahmetli annem vefat etmeden önce Barış Manço'nun çok büyük bir hayranı. Ve onun büyük bir hayranı olduğu için de onun oğlunla Doğukan olduğu için de benim de adımı Doğukan yapıyor. Aslında hikaye genelde böyle bu kadar basit görünüyor ama değil. Çünkü benim için de çok böyle bir kim bu Doğukan, neden Doğukan, hani benim adım niye Doğukan diye çok sorguluyordum böyle ismi. Çok da merak ediyordum nasıl biri olduğunu. Ondan sonra ben de Barış Manço'ya bir anda hayranlık duymaya başladım. Hatta 7'den 77'ye diye bir program vardı, hep onu izlerdim. Yıllar yıllar sonra televizyon sektörüne girmeye başladım ve o esnada Doğukan Manço namını yükseltmeye başladı ve ismine bir yerlere gelmeye başladı. Ve ben de dedim ki eğer bir gün dedim denk gelirsek, nasip olursa dedim, nedenini ve onunla tanışmak isteyip ismini bir şekilde ona anlatmak ve onun bir yolun bir hikayesi olduğunu söylemeyi çok istiyordum. Ama tabi ulaşmak zor. Sonuç olarak hani böyle hani git de ya abi merhaba bir şey merhaba falan da yapamıyorsun. Sonuç olarak hani herkesin bir çizgisi var. O böyle o samimiyeti de kaçırmak. Yani onu bozmak istemedim aslında. Bunu da videoya çekmek istedim. Belki olur ya, Allah'ın işi, nasip kısmet. Umarım bir gün denkleşiriz. Umarım bir gün denk geliriz ve ben de sana bu hikayeyi anlatmayı çok istiyorum. İnşallah karşılaşırız ve sana böyle canı gönülden bu hikayeyi anlatırım ve hayallerinden bir çizgiyi daha üstünü çizmiş olurum. Diye böyle hem sizle paylaşmak istedim hem de bunu böyle anlatmak istedim. Böyle ilginç bir duygu. Çünkü afişi gördüğüm zaman Allah, Doğukan Manço var, nasıl ya falan filan diye çok heyecanlanmıştım. Göreceğiz artık, nasip kısmet. Evet, hikayeyi anlattım ve bir gün dedim ki buluşursak, görüşürsek, denk gelirsek kendisine hikayemi anlatacağım dedi ama sağ olsun beni kırmadı. Doğukan Manço muydu o? Doğukan Manço. Doğukan Manço, aa. Evet. Adaşım. Hadi ya, benim de adım Doğukan da merak ettim. Aa gel. Çok acım valla. Güzel bir tesadüf oldu. Benim için de güzel bir tesadüf oldu. Teşekkür ederim ya. Senin hikayen var ama benim de bir hikayem var. Ben de acaba Doğukanlar ne yapıyor onu merak ediyorum. Ben isim babasıyım. İsim babası olduğum için acaba isim babası olduğum Doğukanlar ne yapıyorlar hayatta? Ama sevdiğim bir işle uğraşıyor kendisi. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Anladın mı? O grafiti sanatçısı. Aa, ben de müzikle ilgiliyorum. İkimiz de Doğukanız. Evet. Böyle ben bayağı heyecanlıyım burada. Gerçekten çok tarif edilmez bir duygu. Takipçiyiz. Hastasıyız. Bir defa adaşız. Yapacak bir şey yok. Belki de oradan bonusum, yeteneğim gelmiş olabilir. Ya abla. Kanka. Çok şey yapmıyor oğlum. Neyse, görüşürüz. Evet.
Havalimanına geldik. Normalde çıkış anonsunu grafitin önünde alırdım ama çünkü panomuz devrildi. Aşırı rüzgar vardı. İnanılmaz büyük bir rüzgar vardı. Tanışmak için gelen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Böyle yani videonun sonu böyle oldu. İlginç bir video sonu ama Allah'a şükür böyle güneşli bir havaya denk geldik ve rüzgarsız bir havaya denk geldik. Kar bile yağmadı o gün ama ondan sonra akşamına hava çıldırdı. Durumda otelde pencereyi açık olursak ne oluyor? Ya bu nasıl bir rüzgar? Aga bu nedir? Yatağı kendinden değiştirmiş. Abi korkunç. Sadece pencereyi açık unuttuğum için yaşadığımız travma.